birlik, beraberlikle paylaşma adına programları seneye de inşallah yapacağız daha kapsamlı. Birçok açıdan çok güzel, çok sade, çok duru, çok ilgilenecek bir etkinlik. Bu etkinliği düzenleyen öncelikle verdiğimize, kıymetli mutlularımıza, hazırlık sağlayan sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Niye böyle söylüyorum biliyor musunuz? Köylü olarak, hemşeri olarak, akraba olarak yılda bir kere bir araya gelmek, buna önem vermek. Efendim belki bunun için yurt dışından gelenler var biliyorum. Bunun için kaynak ayırmak, para ayırmak, zaman ayırmak, çocuklarımızı buraya getirmek, gençlerimizi buraya getirmek, akrabalarını, köylülerini tanıtmak, köylülerini tanıtmak, değerlerini tanıtmak son derece kıymetli. Bunu da sahabiyeler hep söylüyorum. Son derece duru şekilde, son derece düz şekilde, son derece güzel şekilde birliğin, beraberliğin tesis edildiği, muhabbetin olduğu bu şekilde yapıyorlar. Ben emeğe geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sizleri ayrı ayrı tebrik ediyorum. Maşallah. Allah yolunuzu, beraberliğinizi koymasın. Biz sahiliye ne zaman geldiysek, ne zaman geldiysek sevgi gördük, saygı gördük, muhabbet gördük, dostluk gördük. Ve bugün de yine aynı şekilde hissettik. Kendimizi ailemizle birlikte hissettik. Bu köyde öğrettiler, bu köyün insanı öğretti, malları bize takdim etti. Bu da bizi çok mutlu etti, memnun etti. İnşallah biz de kiraz yanında, ceviz yanında, başka ürünler yanında, bal ekibimizle, köyümüzle, bölgemizde artması için gerekli çalışmayı yapacağız. Çünkü ürettikçe varız. Ne kadar çok üretebilirsek, ne kadar çok mal ve hizmet üretebilirsek ve bunu uygun şartlarda doğru organize olup değerini satabilirsek daha güçlü oluruz. İnşallah daha da gelişeceğiz, daha da büyüyeceğiz. Kızılkaya köyüne gelen ilk başkan sizsiniz. Belediye başkanları. En azından bir hikayemiz var yani değil mi? Yolla, parkeyle, kaldırımla, başka bir şeyle, herhangi başka bir konuda olabilir. Eğitim vererek fırça tutmayı, boyamayı, bu arada elimden geldiğince çocuklara dokunmayı çok seviyorum.